Ela seni bulamıyorum şu an. Eyvah eyvah. Daha da heyecanlı bir yer alıyor şu an bu. Ela geldiğinde bir ses ver. Merhaba arkadaşlar bu arada. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Ela hala yok. Işık ayarlıyor, aramızda kalsın. Evet. İyi bari bu sırada benim de biraz heyecanım geçiyor ama bu sayı biraz daha artarsa heyecanım geçmeyecek. Daha da artacak gibi duruyor ki daha Ela gelmedi. Ben hala anlayabilmiş değilim. Ben Ela'yı bulamıyorum. Muhtemelen gelmedi arkadaşlar da. Bekleyeceğiz onu biraz galiba. Beni ter bastı şu an. Takipçi arttıkça beni ter basıyor. Herkese merhaba bu arada. Okuyorum bir yandan da. Heh, Ela geldi galiba. Ela geldi ama ben Ela'yı almayı başaramıyorum. Eyvah eyvah. Ela'nın galiba istek göndermesi lazım. Hayır. Geldi. Ben mi alamıyorum? Niye alamıyorum? Ela istek göndermeni bekliyoruz. Hala alamıyorum çünkü seni. Adın çıkmıyor. Buradaysan ses ver. İyi bari heyecanımı yendim ben de bu sırada. Bu çünkü ilk defa bu kadar aracısız beraberiz. Yaptın. Hadi bakalım. Oldu galiba. Evet. Ya ben geldim. Ben alamadım mı senin yoksa? Sen alamadın beni. Ben sana istek yolladım. Onu sen anlamadın. Sonra bir dakika şunu düzeltelim. Hı.
Sonra girdim çıktım, bir daha yapmadım. Oldu. Öyle. Güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ama bu 2-3 dakikada sen heyecanını yendin ve ben şu an birazcık heyecanlıyım. Evet, maalesef. Ben o avantajımı kullanacağım galiba. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz Ela ile bu canlı yayını yapalım dediğimizde sonuçta ikimiz de oyuncuyuz ve ne bileyim bir taraf spiker değil, sunucu değil, köşe yazarı değil, gazeteci değil. Ne yapalım, nasıl bir yol izleyelim dedik. İşte birbirimize ne yersin, ne içersin, ne okursun, ne izlersin değil de daha ziyade böyle odak noktamız ikimizi bir araya getiren şey olsun dedik. O da arka sokaklar. Yani zaten bu devamlılığı olan bir programda olmayacak. Böyle bir 6 aydır, 7 aydır inanılmaz bir ekibin içindeyiz. Böyle herkes tecrübelerini, anılarını, sevdiği sahneleri, korktuğu yerleri, çok sevdiği yerleri konuşalım dedik. Tabii sürçülisan edersek affola. Bir yandan da tabii söz hakkı doğacaktır bazılarına. Eğer bağlanmak isterlerse ki ben çok alabileceğimi zannetmiyorum az önceki fiyaskodan sonra alabiliriz isteyene. Evet, o zaman başlayalım. Ben soruyorum ilk. Bu arada Eyvah. programın sonunda da tabii şey var. Hani soru cevap yaparız. Sizin sorularınızı da cevaplamaya çalışırız. Ya çok alakasız bir şey diyeceğim. Benim başım çok patlıyor. Hayır, şu an gayet güzelsin. İyi peki tamam. Evet, Ne arka önce sokaklara yapıyorsun? bir... Görüşemiyoruz 4 gündür. Yani herkes ne yapıyorsa o evdeyiz. Tamam, evde neler yapıyorsun? Vallahi galiba sadece yemek yiyorum. Ve bir şeyler izliyorum. Bir şeyler okumaya çalışıyorum. Ama nispeten yine benim keyfim hani sağlık bir tarafa bırakırsak kendimle kalmış olmaktan keyifliyim. Böyle bir düşünme iyi geliyor yani. Sen? İyiyim ben de. Ben koronadan ve işte seyahat yasağı çıktığından beri yaklaşık 2 aydır Bursa'ya gelemiyorum. Bursa'da benim ailem yaşıyor. Şimdi işte biraz bayram dolayısıyla özel izin alarak onların yanına geldim. Sen bunu biliyorsun. Onlarla vakit geçiriyorum şimdi. İyi oldu. Çok özlemiştik birbirimizi de. Ben de Bursa'dayım. Şu an evdeyim. Aynı dediğin gibi geçiyor. Bir şeyler izleyerek, bir şeyler okuyarak. Öyle. Bir de zaten ben şey düşünüyorum. Bu karantina sürecine alıştığımızı düşünüyorum artık. Yani evde kalmaya. Hani ilk zamanlar nasıl diyeyim? Zaman daha yavaş geçiyordu. Sanki daha doldurursan eğer daha çok şey yaptığımı hissediyordum. Şimdi bir bakıyorum akşam oluyor. Ne yapmışım? Belki de hiçbir şey. Hızlı geçiyor. Bilmiyorum. Alıştık gibi. Güzel. Geçelim mi arka sokaklar faslına? Geçelim. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Arka sokaklara girdin. Anlaşmayı yaptın. İlk gün sete geldin. İlk izlenimlerin, ilk anıların, ilk yaşadıklarını merak ediyoruz. Ya şöyle, aslında benim ilk günüm tam bir fiyasko. Çünkü şeyde değildi yani, bölüm çekimi değildi. Vatan Emniyet'te jenerik çekimi için. İşte daha Doğru, kim... sen birinci bölüm yoktun. Evet, aynen. O yüzden işte şey, Vatan Emniyet'te jenerik çekimine geldim. Bir de ilk ben geldim galiba. İşte hazırlığım yapıldı. Nurgül'le ve Mustafa ile tanıştı. Sonra bir anda bilmiyorum geldiğimde var mıydı, yoktu galiba, inanılmaz bir yağmur başladı ama böyle bir şey olamaz. Ben de bir de Bursa'dan pıtı 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 gelmişim, mutlu mutlu heyecanlıyım falan. Haydosu oldu muhtemelen, Şevket abi, Özgür abi sete gelmedi bile, hiç görmedim bile onları. İşte sonra tıpış tıpış dönmüştüm Bursa'ya. İlk gün öyleydi. Onun dışında şey, ilk set günümü çok hatırlamıyorum. Çünkü çok özel bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Yani bazı anları hatırlıyorum. İşte Benim biraz farklı galiba. senin biraz daha Tabii. farklı. Ha? Tabii, benim farklı. Ya benim şey, bu hazırlıktaki ilk sohbetleri falan hatırlıyorum ama biraz dağınıktı yani. Öyle çok özel bir şey yok. Onun dışında şey, benim ilk haftam böyle daha genel değerlendirirsem biraz ilginç şeyler olmuştu işte.
Ozan Yurdakul, sevgili Ozan Yurdakul öyle güzel aksiyon sahneleri yazmış ki hikayenin girişi olarak. İşte ne olmuştu? Boş bir inşaatın birinci katından iki kere atladım. Hatırlıyorum ama hatırlıyorum. Ben yoktum ama dinledim onu yani. Birinci kattan mı atladın? İkinci kattan mı? Evet. Bir. Vay. Ama siz iki sandınız. İki sandık biz. Güzel oldu, evet. Hocamızın da Neyse. olsun. İşte o çok heyecanlıydı. Sonra baktım Yekta abiyle biz motordan ateş ettim. Motorla işte uçtuk, atladık, zıpladık falan. Ben dedim ki burası neymiş böyle yani? Hani bu nasıl gidecek falan diye. Ben sanıyorum ki hep böyle olacak anladım. Hep uçacağız, kaçacağız falan. Sonra tabii sakinledi. Öyle yani. İlk hafta çok heyecanlı, hızlı geçmişti benim için. Güzeldi çok. Şimdi sen anlat. Ben anlatayım. Ben sete ilk gün gittim. İşte o Hı zaman hı. sen birinci bölüm yoktun. Biz emniyet sahnesi çekiyoruz. Hı. İşte beni yapımdan karşıladılar. Dediler ki işte burası bizim emniyet sahnelerini çektiğimiz pilotumuz. Seni işte hazırlığa alalım falan. Eyvallah, nereye? Üçüncü kata kostüme. Okey. Kostüme girdim. Hazırlığımı yapıyorum ama tabii müthiş bir gerginlik de var yani. İlk defa ekibe gelmişiz falan. Kimseyi de tanımıyorum. İlk defa kostüme girdim. Derken içeri Özgür abi girdi. Tabii. Özgür abi girdi. Tabii. Ben tabii Özgür abi girince bir kalktım. Hani abi merhaba, hani ben dedim Cemal falan. Böyle bir bana merhaba kardeşim hoş geldin dedi ve döndü. Döndü arkasını. Dedi ki işte bizim kesin döndü işte Belgin dedi ne giyeceğiz bu bölüm falan filan bilmem ne. Ben de Allah Allah dedim hani Nasıl o yani kadar? böyle de böyle bir soğukluk beklemiyorum. Bendeki algısı o değil. Aradan 5 saniye geçti, geçmedi. Lan diye arkasını bir döndü. Sen dedi bizim dedi ekibe yeni katılan Cemal misin dedi. Dedim evet abi, bana bir sarıldı. Ama inanılmaz içten bir sarılmaydı. Onu hissettim yani. Bana bir sarıldı. Kardeşim benim hoş geldin vesaire, beş gittin. Yolun bahtın açık olsun, güzel olsun diye. Çünkü işte ben bunu bilmeyenlere anlatıyorum. Bizim emniyette biz çok yardımcı oyuncuyla çalışıyoruz ve emniyet bizim haftalık programın ilk günü oluyor. Birçok yardımcı oyuncu geliyor ve yüzlerce Özgür abiye gidip merhaba diyor. Beni de yardımcı oyunculardan biri zannetmiş. Ben de anlamadım. Ama bana bir sarıldı. Sarılınca kendimi inanılmaz iyi hissettim. Hani ah dedim, tamam doğru yerdesin oğlum. Bunun dedim tadını çıkart. Tabii bunun bir de Şevket abi versiyonu var. Anlat. Şevket abi versiyonuna geçeyim. Ben şimdi kostüm karavanında, şey kostüm odasından çıktım. Şeye geldim. Saç makyaj kısmına geldim. Şevket abi biraz geç geldi, biraz da agresif geldi. Sinirli geldi galiba tatili bitti diye. Ondan sonra herkes de öpüştü, sarıldı falan filan. Nasılsa Şevket abi burada değildir diye. Herkesle sarıldı, öpüştü falan. Hoş geldiniz, beş gittiniz falan vesaire. Aradan 5 dakika geçti, bana bakıyor. Ben de gittim yanına, abi dedim merhaba. Merhaba dedi, hani böyle bir sert bir mizaçla. Merhaba dedi. Abi dedim işte ben Cemal karakteri falan, ha hoş geldin dedi. Ne oynadın dedi bu zamana kadar, ne yaptın dedi. Dedim ki abi bunları yaptım dedim. O da bana iyi dedi, yani sudan çıkmış balık gibi durmayacaksın aşağıda dedi. Ben zaten benim başka bir şey durma ihtimalim yok. Yok dedim abi, antrenmanlıyım. Durmam dedim. İstersen olma dedi. Anlamadım abi dedim. Ahlar Tabii, anlamadım abi dedim. Eğer dedi işte öyle olmazsan dedi odunu veririz dedi. Düzelirsin dedi. Eyvah. Beni bir ter bastı. Bir ter bastı tabii. Veririm odunu, düzelirsin. Beni bir ter ay bastı. dondu ya. O sırada Dur. düzeldi mi? Evet. O sırada bizim kuaför şefimiz Serkan abi var. Arkadan gülüyor, sonra onunla çok samimi olduk. Şevket abinin de birini sevme yönteminin bu olduğunu anladım. Ama beni müthiş bir ateş bastı tabii. Böyle bir ne yapacağımı da çok iyi bilmiyorum. Bana da senaryo ilk geldiğinde ben işte Cemal'in hikayeye giriş bloğunu okudum. Ve şey dedim, Allah'ım dedim, ilk gün Cemal'in toplantı odasında ekibe giriş sahnesi vardı. Bu dedim ilk gün olmasın. Ben dedim bir ekibe alışayım, bir tanışalım. O sahneyi dedim ilk gün çekmeyelim. Dediler ki sahne hazır Yiğit Bey. Geçelim. Peki dedim. Hangi sahne? Geçelim. Sahne Ne numarası çekiyoruz? o. Toplantı odası. Ben... Ya, yok, hayır. Direkt toplantı odasıydı.
Na yani Ha. hangi sahne dedim? Sizin de ekibe giriş sahneniz. Tabii. Şevket abiyle konuşalı 2 dakika olmuş. Benim zaten nabzım düzelmiyor. Aşağı indim. Toplantı odasına bir girdim. İçerisi galaksi. Hani Şampiyonlar Ligi. Şevket abi oturmuş. Özgür abi oturmuş. En baş masada Zafer abi var. Zafer abi oturmuş. Oya bir köşede, Merve bir köşede. Alp abi, Ozan abi. Dedim ki hani Allah'ım dedim, hani buraya kadar duymadım. Senden hani şey dedim, şeye bağladım. Hani yani kim yok acaba burada? Herhalde bir Nazlı abla yoktu, bir Yusra yoktu. Zaten Zafer abi hani çakmak çakmak gözleriyle bir evlat diyor ya, evlat. Ben tamam dedim, hani ben bırakıyorum. Ben dedim bu sahneyi çekmiyorum dedim. Ben falan oynadı. Benim yani ekibe girişim öyleydi yani. O sahneyi izleyenler bilirler. Hayatımda en heyecanlandığım, en kontrolümü kaybettiğim sahnelerden, anlardan biri o olabilir yani. İçeri giriyorsun, ilk sahneyi Ben de ekibe çekiyorsun, dahil içeride çek. oldum. Evet, çok heyecanlıydı. Benim için de öyleydi ya. Peki şey. Güzel, çok. Tabii. Peki en çok hangi sahneni seviyorsun diyeyim sana? Çektiğin en çok. Çektiğin sahne Hangi en çok sahnemi hangi? seviyorsun? Evet, en sevdiğin sahne. Cemaat sahneleri mi yoksa genel mi? Şimdi kendine Yani. doğrultabilirsin. Tamam, benim sahnelerimin dışında olsun hadi. Ya ben hiç böyle söylemeni beklemiyorum. Senin sahnelerinin dışında en sevdiğim Tamam, o sahne. zaman evet, sahneni söyle yani. Çektikten sonra da en çok keyif aldığın sahne. Ya çok vardır ki. Keyif aldığın sahne dersen ben her sahnede keyif alıyorum zaten. Bunu da bayağı Tamam, yansıtıyorum. en sevdiğin sahnen yani. İzlerken en sevdiğin sahnen olsun. İzlerken en sevdiğim sahne. Ha şey geldi bak, en keyif aldım deyince. Bu apartmana yeni taşınan kızlar vardı ya. Neydi? Cicişler. Evet. Bana söyletmek için yaptın değil Yo. İşte şey, ben onlarla olan, bir de onun işte serseri sevgilisi diyeyim. Onunla olan olayları çok keyifli bulmuştum. Çekerken de izlerken de. Çok eğlenceli gelmişti bana. İlk aklıma o geldi yani. Onun en çok dışı. başka? Sanki biraz daha düşünmem gerekiyor gibi hissettim de. Peki izlediğin olsun. Soru izlediğin olarak değiştirelim soruyu. Bu sezon Ha. izlediğin sahnelerden biri olsun. Arka Sokaklarda. Tamam canım, Ezgi Cemal söylemek zorunda değilsin. Tamam, sen söyle kendi en sevdiğin sahneyi. Ben orada biraz düşünme payı yaratmış olayım kendime. Ben en sevdiğim 2 sahne. Benim bir tanesi ufak çocuk, Çok uzun kimsesiz. cevap yuh. Ay çok ayıp. Tamam. Düşünüyorum şimdi. Şeydi, benim bir tane İrfan Tamam, sahnesiydi. Benim evet. en sevdiğim sahne odur. O Yiğit, sokak dur. kağıtçısı. Dondun. Dur bir dakika, dondun. O yüzden cevabını duymadım. Tekrar söyle en sevdiğin sahneyi. Benim İrfan. Hani o sokak çocuğu vardı ya, ufak bir tane. Benim en sevdiğim sahne onunla çektiğim sahneydi. Onunla blok Hı. sahnelerden biri. Bence de çok Bir güzel. de Şevket abiyle Serboran'da çektiğimiz sahne çok acayipti. Evet, Çok çok güzel, acayipti yani. çok O güzel. mağarada sarıldığımız sahne hayatım boyunca unutmayacağım sahnelerden biriydi. O Evet, çok evet çok iyiydi. güzeldi. Bir de Tarık bomba patlattığında Özgür abinin kucağında Yusra ile çıktığı sahne. Hani Ay seyirci ne kadar evet. görüyor bilmiyorum ama ben en arkadaydım, hani evin çıkış bölgesindeydim. O böyle tablo gibi bir resimdi yani. Oynarken bile insan tüyleri diken diken oluyor. Ya sen Sevdim. bana sorarken en keyif aldığın, en eğlendiğin falan deyince ben de komikli bir şeyler arıyorum. Söyle canım. Har ben beğendiğin anlamında soruyorum. Beğendiğin, çekmekten keyif aldığın sahneler. Allah. Bir dakika, benim başımda bir... Neyse. Şey, ben karardım. Bakayım. Normal. Tamam. şey. Benim aklıma En şey çok kimle geldi. sahne Neyse çekmeyi onu... seviyorsun? Ha. Tamam. Bir şey Ne soracağım. söyle? Bizim senkronlarımız tutuyor mu? Senin biraz Tutmuyor senkronlarımız şu an. şu an düzeldi mi? Düzeldi. Tamam, okey. Tamam. Ne sordun?
Yani eğer beğendiğim bir sahne yoksa en çok kimle sahne çekmekten keyif aldığını sorayım. Bunu Ya tabii biliyorsun. bunlar ayrılacak şeyler En değiller çok ama sen birbirinden. hariç diyelim. Ben senin yani en çok seninle Aa. çünkü senle zaten hemen hemen her sahnemiz birlikte ama öyle olmasaydı da gerçekten ben seninle sahne çekerken çok eğleniyorum, bilmiyorum, çok hoşuma gidiyor. Bir de Özgür abi tabii ki. Yani müthiş eğleniyorum, müthiş gülüyorum. Sahne esnasında da, öncesinde de, sonrasında da böyle bir şey olamaz yani. Ama bu şey değil. Hani en çok sizinle sahne çekmekten hoşlanıyorum değil. Herkes de ayrı ayrı. Mesela Şevket abiyle olan sahnelerimde bir oyuncu olarak o kadar böyle heyecanlanıyorum ki çok yükseliyorum aslında sahnede. Hani onun başka bir yansıması var benim için. İşte Zafer abiyle, mesela Zafer abiyle sahne çektiğimizde ben Zafer abinin oyunculuğunu izliyorum sahneyi çekerken. Bu ne yapıyor diye bakıyorum böyle, onu izliyorum. Gerçekten. İzlettiriyor ama. Evet, hayır sahne Hepsinde o çekerken var ya. ya. Tabii, öyle oluyor. Hani şöyle bakıyorum ona falan gibi. Şey. Hepsinde. Ozan abinin de öyle mesela. Ben Ozan abinin şey sahnesini çok beğenmiştim. İşte evinde dağınık bulduğumuz bir sahne vardı, hatırlıyorsun. Şevket abi, Özgür abi, Alp abi gidiyorlar yanına. Evet. Evet abi, hani olmuyor. İşte denmiyor. Yalnızlıktan ölüyorum denmiyor gibi. O da çok güzel bir sahneydi. Evet. Laf da yani. Hani yalnızlıktan ölüyorum denmiyor abi. Buradan kıymetli büyüğüm Ozan Yurdakul'un da kalemine sağlık. Çok çok güzel bir sahneydi. Ben şu yorumları biraz indirmeye çalışıyorum da. Ay, lütfen kusurumuza bakmayın. Bu bir ilk olduğu için biraz teknik aksaklıklar oluyor. Bu aksaklıklar da bir tek bende oluyor da neyse. Şey, peki. Ben eğer tavlada yenmemişsem o gün, yani sinirli değilse Şevket abiyi seçebilirim. Genelde yeniyorum. En Fazla çok yeniyorum. bile Evet, sahne evet, evet. havluda yenilmediyse o. Tavlada yenildiyse sinirli oluyor. Anladım. Evet. Nasıl olsa yok deme, gönder gitsin yani. Duymuyor nasıl olsa. Girmemiştir yayına diye. Ben de öyle düşünüyorum. Şey, izlerken en güldüğün sahne ne? Az önce söyledin. Hani Ha, gülmek, güldüm. söylenmek hani. Ha, şöyle. Kendi sahnelerimizi saymazsak ben bütün Hüsnü Ev ya da Hüsnü Çoban ve ailesi sahnelerini gerçekten çok inanılmaz eğleniyorum. İşte Nazlı ablanın sahnelerinde hele yani bilmiyorum, müthiş müthiş güzel bir enerji geçiyor bana. Özellikle şu son korona sahnelerinde ben de çok yıkıldım yani. Evde İnanılmaz. hapşırınca o dağılma sahnesi var ya, hepsi bir yere dağılıyor. İnanılmaz. Evet, Nazlı çok güzel. abla, Yusra, Onur, orada Ecem ve Özgür abinin önderliğinde acayip şeyler oluyor yani. Hiç Evet. herkese hitap ediyor. Acayip güzel sahneler oluyor. Yani ben de oralarda çok eğleniyorum. Ben Emine'yi öptüğüm sahnede de çok eğlenmiştim. O Aa, da evet. çok eğlenerek çektiğim sahnelerden biriydi yani. Evet. Şey, Düşünüyorum da. Evet, düşün, tamam. Yok, sen devam. Ben öyle dalıyorum arada. Nereden gidelim? Nasıl gidelim? Bu arada Peki. şöyle bir yorumlara da bakalım. Yani şey, hiçbir sıkıntı yok değil mi teknik olarak? Bilmiyorum, Ya ben iyiyim şu an. Ne oldu? Hangi Ahmet? Biz. Ahmet sana güldü. Neyse, boş bulundum. Tamam. Yusra, o prensesim. Tamam, Ben de tamam. alttan bizim çocukların yorumlarını görüyorum bir yandan. Yani Ben arkadaşlar, de Allah akıl fikir bak, versin. yaz yaz. Allah akıl fikir versin. Tamam. Of, evet, tamam. Ben şey, bir sıkıntı var mı diye şöyle bir bakalım dedim. Tamam, sen devam et. Ara ara bakarız biz. Ozan Yurdakul Bak sezon Ozan finalinden abi, Sezen. sonra. Zarftan Ağlıyor. Cemal çıkıyormuş. Cemal ölüm diye ben burada bayılıyormuşum. Diye. Şevket abi izliyor mu? Ben Şevket abi burada mı? Ay, Nurgül yazmış. Of, bilmiyorum. Heyecanlandım şu an bütün sevdiklerimi görünce. Hayır, şimdi Şevket abi izliyorsa ben çok ileri geri, yani
Tavla ile ilgili ileri geri konuştum. Ozan abi de sezon finaline çıkıyorum deyince birince korku geldi bana. Hani, hani ya zaptan Cemal çıkmasın falan diye. Arada yani. Oğuzhan diyor ki çırağın. Ondan değiştirdim. Arka fonumu değiştirdim. Yapmayın ne olur. Tamam. Aslım. Tamam. Hadi sen bir şeyler sor. Biz böyle kalırız yoksa. Burası Ha, bir ben bir yürü. şey soracağım. Ben bir şey soracağım yani. Moderatör ben oldum. Tamam. Hani sen hazırlanmıştın ya hani canlı yayın var diye. Sen de olaya hakimdin ya. Evet, gayet öyle. Öyle hissediyorum. Belli. Senin merak ettiğin bir şey var mı? Yiğit böyle konuşmamıştık. Benim merak ettiğim. Ben çok dağıldım. Ben Benim. mesela benim en Ha güldüğüm tamam, sahnelerden biri. var. Hı, söyle. Çok orijinal bir şeymiş gibi böyle heyecanlandım ama ben şeyi merak ediyorum. Bizim ikimizin yani Ezgi Cemal sahnelerinden en sevdiğim, bak, en eğlendiğin, en üzüldüğün değil yani, mesela en duygusal sahne de olabilir. En sevdiğin sahne. En sevdiğim sahne. Hı. Benim galiba Ezgi Cemaller'de aşığım saçmalama hakkım var dediğim sahneydi. Evet, Yine bir güzel. operasyonu kıskançlığıyla mahvetme noktasına getirip şeyi de çok sevdim. Yani Dondu ya. Duyamadım. Dur. Bir operasyonun kıskançlığıyla dedin. Devamını duyamadım. klasik Cemal'in kıskançlıkla operasyonu tehlikeye attığı sahnelerden birinin devamında yani. Senin ona bir şeyler öğretmeye çalıştın ama adamın seni seviyorum diye isyana kalktı. Seviyor. Ama ben Ezgi'nin kıskançlıklarını da seviyorum. Özellikle son bölümlerde ve gelecek bölümlerde geliyor. Geliyor, hazır olsunlar. Klasik. Bölüm. Bir sıradaki bölüm mü? Yok, değil. Zaten Yok, sıradaki bölüm sıradaki değil. bölüm. Sıradaki bölüm mü? İyi, hadi Hepsi bakalım. iyi. Şey, peki. Benim bu komik hikaye, yani güldüğüm hikayelerden bir tanesi şeydi. Senle Zafer abinin geride durduğu, bizim işte Zeliha'yı kurtarmaya girdiğimiz bir sahne vardı. Hatırlıyor musun? O, ha evet. Yangın çıkan ev mi? Yangın çıkan, evet. Özgür abinin son saniye Yusra'yı kurtardı. Şu an görüntün dondu, geliyor mu? Heh, düzeldi mi? Seninki de dondu bende. Niye? Şimdi gel. Tamam. Geldi mi? Benim Evet, herhalde en geldi. güldüğüm sahne Hı, anladım. arka planında, backstage'inde en çok güldüğüm sahnelerden biri oydu ya. Şeydi. Tarık bir araba patlatacak. Ve şiddetli de bir sahne ki ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Biz kontrollü bir şekilde eve giriyoruz ve bomba patlıyor. Hı. Ben de o zamanlar olaya çok hakim değilim. Sette prodüksiyonda Birol abi var. Birol abi geldi. Ya dedi, Yiğit dedi. Sen de olaya dedi çok hakim değilsin. Bu arabayı dedi patlatacağız. Patlama anında ben patlatıyorum diye bağıracağım. Mümkün olduğunca dedi bagaj tarafında durmayın. Yani arabanın bagaj kısmı da giriş kapısına bakıyor. Bagaj kapısında durmayın dedi. Yerler çok ıslaktı, böyle yeşillikli bir sahne. Mm-hmm. Dedim ki abi bu nasıl bir uyarı yani? Kalırsak ne olacağız? Yok dedi, kalmayın falan filan bilmem ne. İyi dedim abi orada. Şimdi kıdem de var yani. En önden Engin Müdür de Şevket abi gidiyor. İlker abi de Şevket abi gidiyor. En arkalarından Ozan abi. En arkada ben. Kafamda matematiği kuruyorum yani. Lan bu bizim bu bagaja denk gelmeme ihtimalimiz yok. Hani bulunduğumuz yerde. O sahnede o ya ben, Merve ve Ozan abi en arkada kalmıştık. Ve içeri hadi giriyoruz diye bir silah sesi gelmişti. Ve koşmaya başlamıştık. İlker abinin en önde. Onun arkasında bir tık Ozan abinin ayaklar bir kaydı. Spagat açılıyormuş gibi. Tabii Abi. ikisi de. Biz böyle birbirimize toslayarak yere bir düştük. Ben bir baktım bagajın arkasındayım. Dedim ki artık yapacak bir şey yok. Hani buradan dedim dönüş yok. Bak o patlama anını hala anlatıyorum. Üzerimize patlayan camlar geliyordu. Ama Ay bir evet, kestik dediler. biliyorum. Nasıl biliyoruz? Öyle bir düşüyorduk ki, çünkü o kadar enteresan bir sahneydi ki. Çok Ay çok evet. yani o ya ben, Ozan abi falan çok gülmüştük yani. Arabanın arkasına Hatırlıyorum. denk gelmeyeceğiz diye koştur koştur. Herkes birbirini ezmeye çalışıyor.
Evet, altta yazanlara da bir yerden bakıyorum. Bir yandan bakıyorum. Evet, soru cevap varsa alabiliriz bunu. Ya sıra. Ay evet ya, uzun uzun da anlattım ama neyse. Evet. Genel olarak şeyi seviyorsun değil mi? Yani oynadığın karakteri. Ezgi olmak. Evet, seviyorum. En çok neyini seviyorsun? Ezginlik mi? Hangi durumunu, hangi duygusunu? Hangi? Hangi duygusunu, hangi durumunu ya da hangi hikayesini? Benim Cemal'in o şey durumunu etkiliyor yani. Böyle bir tek başına, kimsesiz, kendi kendine ama hani sokaktaki arkadaşlarıyla o sokak hikayesi beni çok etkiliyor. Of, ben direkt mesela Cemal'le bağlantısını üzerinden düşünmeye başlıyorum. Bu konuda çok ayrılıyoruz niyeyse. Hiç demek ki Cemal'le Ezgi'ye bir şey yüklemiyorsun. Neyse. Ne alakası var Şey. canım? Cemal'in hayatla kurduğu organik bağsın işte, ne güzel yani. Sokaklarda büyümüş ama sana da içini açmış. Öyle bakacaksın. Tamam. Dur bekle, bir yorum gördüm şurada. Ahmet ne demiş? Dur, şunu söylemek zorundayım. Ay gerçi söyleyeyim mi? Çok isim isim isim. Söyle. Hangi Ahmet? Ahmet Baygan. Bas geçen isim. Ne Söyleyeyim demiş? mi? Ne oldu? Söyle. Diyor ki, dur yorumu da kaçırdım ama neyse, hakkında. Serpil Sakarya garip rolü oynayacak mı demiş galiba. Nerede? Evet, öyle söylemiş. Lütfen aydınlatır mısınız diye eklemiş. Yani ihale yine Serkan Sakarya'ya mı patladı? Ha, döndü dolaştı. Hani ben tutuyorum kendimi, senden patladı yani. Sertaç Sakarya, seviliyorsun. Gerçek. Tamam. Evet. Evet, hazır bir şey sorayım. Hazır. Biraz yorumları okuyorken sana gelen neyse tamam. Ay, yine kriz gelecek, dur dur, tamam sakin. Şey, sana gelen bu Ben de mesajlardan onu bir bir ara okuyalım, okuyalım ara. Alttan okuyalım. Benim içim rahat. Sertaç Sakarya ismini ben geçirmedim. Sen geçirdin yani, dur artık ya, ben kendisi. başka bir şey söyleyeyim. Sen ne anladın da müdahale ettin şimdi? Bak, öpücük yollamış galiba. Evet. Ben yapsam hiç öpücük yollamazdı. Sen yapınca yolluyor bak. Sakarya. Ay neyse, dur Ela'nın bu şimdi. krize girmeleri meşhurdur arkadaşlar. Oo. Özellikle ikinci ekipte çekemediğimiz İyi. çok sahne biliyorum. Son cümlesini koyamadığımız, son anının olmadığı çok sahne Evet. biliyorum yani. Bir Ay saatte bir inanılmaz. sahne çekemediğimizi biliyorum, kendisi gülme krizine girdiği için. Ay Ahmetcan Hadi olsa da yapsana, anlamda. birinci ekipte yapsana, birinci ekipte. Birinci de oluyor ama çok korkunç oluyor. Şimdi benim sen ben her gün mutlaka 2-3 kez gülme krizine giriyorum. İşte provada olsun, sahnede olsun, bana bilmiyorum, ben çok gülüyorum. Şey, ama bazen bunu durduramıyorum. Bunu birinci ekipte yaşadığımda Orhan Hoca'yla çok büyük stres yaşıyorum beraberinde. Hani hemen gitmesi lazım, hemen sakinleşmem lazım falan filan. Zaten ben bunu kendimi hani böyle telkin edemesem de Orhan Hoca'nın "Ela topla kendini" demesiyle anında kesiliyor tabii. Ama ikinci ekipte biraz daha şey... Kerem Hoca'nın yumuşak karnını kullanıyorsun ikinci ekipte değil mi? Ay. Neydi o? Bir şeyi anlatmak ister misin? Asla çekemediğimiz. Bir de yani önemli bir sahne. Koridorda. Koridor sahnesinde. Bence anlatmayalım. Yardımcı oyuncular da Tamam. vardı, anlatmayalım. Kesinlikle Evet. çekemediğimiz sahne ama yani tamam, oraya almıyoruz dediğimiz sahne. Ya anlatılmayacak bir şey de yok ki aslında. Sahnenin başında tartışıyoruz. Daha sonra sahnenin sonunda da İşte bize bir haber geliyor. Sonra birbirimize bakmamız lazım. Yani sahne sonunda
ne olacak şimdi falan gibi o öyle bir bakış anım var. Ama asla bakamıyorum. Yani bütün sahne akıyor çok rahat bir şekilde. En son şöyle Yiğit'e döndüğümde boş bir yapamıyorum asla yani. Asla. Bunu Ben boş artık ver ve alıştım. Öyle sahnelerde tabure çekip oturuyorum yani. Hiç kasmıyorum. evet Nasıl olsa... ya. Ben görüyorum. Şöyle bir etrafıma bakıyorum. Şöyle yapıyorlar. Hani bekleme moduna geçti anladın mı? Böyle. Böyle falan. Orhan Hoca'nın sana uyarısı nasıldı? Ela şimdi bırakıyorum. Bir kere gülüyorsun sonra sahneyi çekiyoruz. Ay ne tatlı adam görüyor musun? İzin de veriyor. Gül. Sonra bir daha da gülme. Evet, yapabiliyorsun yani. Evet ya inanılmaz. Bir yandan hala alttaki yorumları okuyorum. Arka Ben... sokaklar çekimleri bitmedi arkadaşlar. Ama bitmek üzere. Bu hafta bayramdan dolayı yayın yok. Onlara bakıyorum. Ya Yusra. Yusra gelmek ister misin? Gözükmek ister misin? Ya ben Bize bir davet merhaba ettim. demek ister misin? Ne diyor? Geliyor mu? Gelir miymiş? Bir daha soralım bakalım Ahmet. Bütün Ezcemlere kocaman kalp gönderiyorum. Bütün izleyicilerimize de aynı şekilde. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim Berkay Bey. Ya, neden hayır? Neden hayır? Şevket abi veya Özgür abi gelmek isterse de güzel olur. Ya onlar nerede acaba izliyorlar ki kesin? Ne Yorum hala bek. Seneye Haydar belki ekibe dahil olacak mı? Evet olsun. Dahil olacak mı demiş. Sizi izlemek çok keyifli. Sen de izlemek öyle. Ahmet'e bak Yusra'nın bizi kırmayın. Özgür Ozan bağlansın diye Ozan Yurdakul. Ben de Özgür abi gelsin isterim. Ay Özgür abinle bir Özgür abinle Özgür abiyle bir anını anlatsana hadi. Şevket abinin yanına bak. Abi, tavlanın intikamını böyle mi alıyorsun? Tamam, kusura bakma abi. Yandan bir daha yani. Görmemiştik. Nurgül iyi oldu. Belirttiğin. Ya sana ne? Değil mi? Hemen Nurgül'ü koruyorsun. Nurgül. Of. Daha Cemal'i beni koruduğun bir kere gözükmedi resette. Hep onlar hep. Bir şey diyeceğim. Sen de aznan kör değilsin ha. Saçmalama. Hiç saçmalama şu an. Hüsra da kim bu Ahmet? Ahmet'i yayınladı. Ben tanışıyorlar falan sandım ya. Neyse tamam. Hadi. Eda. Final bölümü yaklaşıyor. Çok Ne heyecanlıyım. düşünüyorsun? Bilemiyorum. Hani Endişeliyim. Ozan abi final bölümünü açıklayacağım diyordu hiç. Ay evet, Ozan abi. Bizi böyle ucundan çaktırmadan bak biz bizeyiz. Taktırmadan abi biz biziz bitiyorlar. Ne oluyor? Hani vermek istemiyorsan anlayacağım ki benle ilgili bir şey verme abi diyeceğim. Şevket abi seni çok seviyorum abi. Tablo ile ilgili şaka yaptım. Yeniyorsun abi beni. Ben de çok seviyorum Şevket abi. Özgür abi yok mesela. Ben Özgür abi gelir dedim. Ben de öyle düşünmüştüm. Üzüldüm birazcık. Arka sokaklar bitmez arkadaşlar. Dedim. Ben hiç bir soru okuyayım diyorum ama öyle bir soru da yok. Evet, aslında siz biraz soru sorarsanız oradan mı gitsek?
Ya birbirimizin birçok şeyini bildiğimiz için, hatta paylaştığımız için de öyle çok aklımıza gelmiyor. Hadi şunu anlat, bunu anlat gibi belki, ama sorarsanız birazcık. Şevket abi yayına gelmek istersen abi. Beni atabilir. Ben gelebilirim. Hoşça kalın. Şevket abi. Yine benim arkamdaki dekorları soruyorlar. Ay, tamam. Sakin. Ekranım mı? Abi senin için kamerayı evin içinde gezdirebilirim. Abi gerçekten gelmek ister misin? Gelsene, rica ediyoruz. Konum Aslı, başka. ya Aslı, bari sen konuş. Prensesim Aslı Evirgen. Bu arada hani genel olarak acayip güzel bir ekibin içindeyiz. O herhalde bizim için en büyük şanslardan bir tanesi. İlk günden Evet, beri ben ya inanılmaz güzel bir ekibin içindeyiz yani. Hani bu dizinin 14 sezon boyunca devam etmesi sadece reytinglerle alakalı değil. İçine girdiğinde daha iyi anlıyorsun. Yani ilk günden beri o kadar iyi, o kadar öğretici, o kadar çok sahiplenici yaklaştılar ki herhalde İşte bu başarı tesadüf değil de bitiyor yani. Zafer abi, Şevket abi, Özgür abinin önderliğinde. evet, Çok iyiydi yani. kesinlikle. Çok teşekkür ederiz Müthiş. hazır fırsat varken. Bana geçen Ağustos ayında işte bir karakter yaratacağız deselerdi Cemal hayallerimin üstünde bir karakter olurdu her anlamda. Ben Cemal'i çok sevdim. Cemal'den dolayı Ozan abiye de, Ozan Yurdakul'a da çok teşekkürler yazdı yani. Her anlamda çok severek oynadım yani, çok güzeldi. Özgür abi hayatımda gördüğüm en eğlenceli, en pozitif insanlardan bir tanesi. Bazı sahnelerdeki enerjisini alın, özel hayatındaki enerjisi de o karavana geldiğinde, o sete geldiğinde enerjisiyle her şeyi değiştiriyor. Acayip, acayip, acayip yani acayip yani şaşırıyorsun nispeten bu kadar doymuş bir adamın. Enerjisine, işin olan ahlakını nasıl o kadar üst seviyede kötü olmaz bir gün mü yani o enerjiyi yükseltmez, çok acayip. Ay, evet. Şevket abi de öyle, hayatımda gördüğüm en özel adamlardan bir tanesi her anlamda yani, sadece ne oynadığınla değil, ne yaptığınla, ne ettiğinle, nasıl olduğunla, ne yediğinle, ne içtiğinle, her şeyle ilgilenen yani enteresan, hani böyle baba gibi adamlardan bir tanesi benim hayatımda tanıdığım yani çok özel adamlardan bir tanesi. İnşallah çok uzun yıllarda beraberiz. İnşallah. Eza Alp abi, Ozan abi, Ozan Çobanoğlu, Alp Korkmaz. Ya şaka gibi yani, hiç kötü bir şey yaşamadın ve hep daha iyi nasıl olur ekipçe hep aradık, bulduk, ittirdik. Ben yani bu da zor, bu da olmaz, bu da yapılmaz dedilen şeyleri arka sokaklar ekibi önüyle arkasıyla acayip acayip birbirlerinin yani birbirlerinin eksiklerini kapatıyorlar, birbirlerini ileri götürüyorlar, itiyorlar. Yani galiba en çok sahne çekilen, en çok sahne yazılan set biziz. Ben bize Seyyar set diyorum aynı anda. Aynı günde İstanbul'da 3-4 farklı mekanda bir ekip gezebiliyor. Bence çok zor bir iş yapıyoruz. Yani çok yardımcı oyuncuyla çalışıyoruz bir de. Ama bir bakıyorsun bir şeyler çok çok güzel olmuş yani. Şaşırıyorsun hatta. Ağdasız bir iş evet, ama doğallığıyla, naifliğiyle, bir sahneyi 10 dakika izlemiyorsun belki ama bence benim izlediğim en iyi hikaye anlatıcılarından bir tanesiyiz yani. Evet, Hani kesinlikle. diğer dizilerden farklıyız evet, teknik olarak da farklıyız. Aynı şekilde çalışmıyoruz ama çok özel bir ekip var yani, hem arkada hem önde. Bir şekilde iş daha iyi olsun diye çabalayan kocaman bir ekip var yani. Bir yandan da altı okuyorum. Aynı sıra.
O yüzden şanslıyız yani ben. Ki senin de çok sevdiğin bir şey o anda kalma durumu. Benim de çok sonraları bunu hayatımda felsefe haline getirdiğim bir şey. Ben çok güzel bir 6-7 ay geçirdim. Ve her anında anın tadını çıkartarak hareket ettim yani. Hani Şevket Çoruh'la oynuyorsun, Özgür Ozan'la oynuyorsun, Zafer abiyle oynuyorsun yani. Hani çok tadını çıkardım, çok bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Onlar da bana çok yardımcı oldular. Ya bizde Benim niye öyle... seni konuşsak acaba? Ha? Çünkü aynı Evet. hisle sen söylüyorsun. Ben de aynılarını tekrar etmek istemiyorum şimdi. Evet, bize çok yardımcı oldular. Yani benim her anına iyi ki dediğim bir sezondu. Her bölümü heyecanla okuduğum, merakla okuduğum, iyi ki dediğim bir sezondu. İşte o yüzden başta tüm ekibi, Ozan abi, Ozan Yurdakul'a yazdığı bir Cemal karakteri için ben çok teşekkür ederim. Çok güzeldi yani. Çok güzel insanlar kazandık diye hissediyorum. Rejisiyle, teknik ekibiyle, oyuncusuyla bence özel bir ekip. Hani Kesinlikle. kimse kendi işiyle ilgili kötü bir şey söylemez ama samimiyetle söylüyorum. 15 sezondur, 14 sezondur devam ediyor olmasının gerçekten arka tarafta özel bir emeği, özel bir samimiyeti, özel bir bağ var yani. Bir de şu korona muhabbeti girmeseydi, işte bu dünya bu salgınla uğraşmasaydı daha sağlıklı, daha güzel bir bahara merhaba deseydik çok daha tatlı olacaktı. Birçok şey planlandığı gibi gitmedi. Birçok dert tasada içinde çalıştık. Çalışmak zorundaydık. Çalışmaya devam ettik. Ama kazasız belasız da atlattık gibi yani. Evet. Neyse ki. Evet, güzel oldu. Şevket abinin herhalde en uzun kaldığı yayınlardan biri olabilir. Peki neye gülmüş? Dur dur ne olur. Ha, Ozan Yurdakul'a 50. teşekkür. Evet, yani bir şey söyleyeceğim. Ozan Yurdakul'a 50. teşekkür diyor da kendisine de herhalde bir 10 kere sahnelerini çok sevdiğimi hem burada hem yüz yüzeyken söylemişimdir. Ne? Mikser TV Sen mi baktım. Yeni ona? dostum gördün mü? Evet. Dur anlamadım ne? Ben Yusra'ya da çok defa ne kadar onun sahnelerini sevdiğim vesaire yayında da söylemişimdir yani. Yüz yüze de yayında da. Anladım. Sinan Yurdakul IBAN atmış. Sinan Yurdakul IBAN atmış diyor. Neydi? Yayınımda bir şey var mı? Yok, gayet iyi gidiyor. Hı, tamam. Şevket abi gerçekten gelmek ister misin abi? Rica ediyoruz. Nasıl yapıyoruz? Ama Şevket abinin şey mi yaptı? Benim Şevket abiyi seçmem yetiyor mu? Dakika. Şey, şöyle oluyormuş. Ben Ha, öyle yayına katılırım diyor. Eyvah. O zaman ben gider. Sen gidiyorsun, sonra ben buradan Şevket abimi buluyorum. Sanıyorum öyle alamıyorsun. Ben şöyle girdim. Yayından çıktım. Ne diyor dur ya. Yayına Ha. katılırım ama soyunursam diyor. Abi soyunamam. Gelmeni çok istiyorum. Ama bir Şevket Senin de abi izle. kliplerin... Diyormuşum. Evet evet abi gel lütfen. Yani o dediğini yapamayız ya. Yani. Bizim çocuklar da bunu bekliyorlar. Abi geliyor musun? Gelmiyorsan bu iş boşuna el ayağı atmıyor. Abi o ne demek? Onu yapamam abi.
Ela'yı iyi ağırlayamadın. Ben niyeyse evet oturumun şeyi ben oldum, sahibi ben oldum yani. İşte ne olur ya. Şevket abi çocukları arkasına aldı. Doğum gününde de böyle olmuştu. Eda. Teşekkür ederim kardeşim. Abi rica ediyoruz gel tamam. Öyle ciddi biliyorum böyle daha önce birine yaptırdı bunu. Yani soyunmaktan kalktı tişörtü çıkart diyor da çıkartmam ya. Soyunamaz değil mi abi? Korona var. 3 aydır spor yapmıyor. Bizi de yapıyor. Zaten yeterince sıkıştırılıyorsun. Ben de partnerin olarak aynısını yapmak istemiyorum. Yoksa ben de yüklenirdim de neyse. Sence ihtimal Onun var mı? tarafını tutuyorum. Ha, yok da yani. Aslında bu yüzden ben farklı bir durum sergiliyorum. Ahmet sen çok özel bir adamsın. Yabancı yok. Evet Şevket abi gelmeyecek belli oldu. Aykın Ha iş buna nasıl döndü? Ben o kısmı da kaçırdım. Şevket Çorlu'la döndü. Zaten hani arkasında da bir ekip var. Abi o kadar övdük yapma gel işte hadi gel. Seviyoruz seni dedik gel. Bir gül cemalini göster bize. Üstündeki tişörtü sakince yere bırak. Evlat hadi. Rıza babanın sesinden okudum bu mesajı. Zafer abinin sesinden. Abi hadi gel bak yoksa yayının sonuna yaklaşıyoruz gibi hissediyorum. Evet, biz böyle kaldık. Az ben çok soru gelir diye bekliyordum. Hatta başta çok kendi aramızda sohbet ettik diye de şey dedim acaba çok kaçırıyor muyuz? Kendi içimize mi döndük falan dedim ama hani şimdi yorum gelse de biraz onları cevaplasak diye bakıyorum ama sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kerem çok selam sana. Öpüyorum seni. Ben de. Yani. Yani 5000'e doğru da gidiyoruz ya. Yiğit hızımızı kesti neymiş ya. Beni bir salın arkadaşlar. Ahmet Can da geldi. Abi hadi gel ya. Rica ediyoruz. Emre Kınay sorumlu. Abi ben daha başındayım yapamam yani diyor. Bunu yapamam yani. En sevmediğiniz sahneniz enteresan. Ne diyorsun? Sevmediğimiz. Yani hiç çok kötüydü. Dur bir dakika dikkatim dağıldı düşünürken. Şey
Ya öyle bir şey yok da hani artık belli bir zaman geçtikten sonra dönüp baktığında hani şey diyebiliyorsun. Hani bazı yerleri dolduracak pek çok şey buluyorsun. Ah şunu da belki şunu da yapsaydım gibi falan ya da farklı tercihlerin olabiliyor. Ama bu sevmemek demek değil yani. Benim böyle hiç sevmediğim bir sahne. Ay geldi aklıma gelmedi diyecektim geldi. Söylemeyeceğim. Biliyorsun onu. Söylemeyeceğim. Niye? Kimseyi oraya çekmek istemiyorum o yüzden. Hangi sahne? Çok. Hayır. Üzgünüm. Söyle canım, ne olacak? Sen biliyorsun aklına gelmedi mi hangisi oldu? Sesin kesildi. Şu an? Yiğit abi Şevket abiden Şu kaç kere an? odun yedi? Çok. Şu an geliyor. Ne, hangi sahne, anlamadım hala hangisi olduğunu. Bu İrfan hikayesinde İrfan Yiğit öldükten kapıyı aç, sonra yayına geldim demiş. Ele, Şevket tamam ben abi de okuyorum. deniyorum da onu almayı. Alıyorum onu, deniyorum. İstek yollamış mı? Bakamıyorum şu an seni göndermeden galiba. Ya Deniyorum Şevket de. abi bir şey söyle sen gelsen konuş. Şevket abi istek yolladın mı? Yo, deniyorum şu an ben. Tamam mı? Alacağım seni yine geri. Alacağım inşallah, alabileceğim yani. Okey misin? Bana mı dedin okey misin diye. Şu an Şevket abi almayı deniyorum. Okey misin dedim. Ben okeyim canım. O zaman inşallah seni geri alabilirim. En büyük korkum o şu an yani. Şevket abi istek yolladın mı abi? O zaman gönderdim sana. Dı dı dı. Abi yapma ya. Hadi rica ediyorum. Bir kere daha deniyorum, bak Ela'yı alacağım yoksa. Rica ediyorum. Şu an Şevket abi bekleniyor, bakalım. Yiğit Bey'in ayıbı neymiş? Ben o kısmı kaçırdım. Yusra'yı da öveyim mi Yusra seni? Yani bu kadar ben altta yazdıklarımı okumadım falan zannediyorsun değil mi sen? Hiçbir yazdığını. Yani çok planımızın dışına çıktık, farkında mısın? Böyle bir 20 dakika konuşuyoruz. Hem yani bir söz verdik beraber canlı yayın yapacağız diye. Hem böyle bir insanlarla iletişim kurarız seyircimizle dedik ama.
Farklı bir yere gitti Şevket abi, sağ olsun. Konuyu açtı. Güzel oldu. Eğlenceli oldu ya. Güzel oldu yine. Bak bak, Nurgül birinci sensin, yazıyor. Oku bunları. Nurgül. Nurgül, ben okuyamadım. Tekrar söyler misin tatlı? Duyamadım ben şey. Ya arkadaşlar, bu arada bir yanlış anlaşılmayı düzelteyim. Şevket abiyle ilgili. Normalde beni acayip seviyor. Acayip seviyor yani. Hep mesela sahnelerden sonra yanıma gelir. Oğlum nasıl oynadın? Ne yaptın sen falan işte. Ya Evet. seni seneye tiyatroda düşünürsen falan, ama bu şey oldu bu yayın. Normalde böyle değildi ki. Bir Evet. şey söyleyeceğim. Gerçekten Şevket abiyle ilişkimi sen anlatır mısın? Çünkü çok enteresan bir yerde bıraktı yani. Yusra'ya gülüyorum ben hala. Şey. Ya, Şevket abi şimdi ben şöyle demek istedi, böyle demek istedi diye anlatmaya kalkarsam çok büyük ayıp ederim. Bence o zaten esprileriyle gayet o kendine has tarzıyla gayet ifade etmiştir, doğru ifade etmiştir kendini. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Gönül ister ki Özgür abi de gelsin, Virgül cemalini göstersin bize. Ya Ama ben bak bak bak, Hüsra baba sahnede oynuyor ya, oradan bana şaka mı yapıyorsun çekiyor. Döner bu devir, döner bu devran, döner. yani Yusra sonuçta hayal etmek, umut etmek, insanı bunlar Bir yaşatır. şey söyleyeceğim. Sen niye benim karşı tarafıma geçtin bir anda? Ben o kısmı kaçırdım. Biz bayağı aynı taraftaydık. Hala aynı Sana... taraf. Yani beni, hayallerimi küçümsüyorsun. Aşk olsun ya. Şaka yapıyoruz. Var ya Şevket abi alınmıyor. Neyse peki tamam. Hayır canım, sana da alınmıyor biliyorsun. Tamam. Tamam, Yusra geliyorsa ben çıkarım. Siz Yusra ile devam edin. Sonra gelirim. Tamam. Eğer tamam. Hadi bakalım. Oluyor mu? Geliyor mu? Bakacağız. Bakacağız. Tamam, ben çıkıyorum o zaman. Ahmet. Ahmet bize hoşça kal demiş. Sevgilerini yollamış. Biz de yollayalım. Herkese yollayalım. Yusra. Ela senin tek dostundur. Bak Yusra, sen geliyorsun diye çıkıyorum. Ama çıkamam ki ben. Yayını ben kurdum. Senin yayın açman lazım diye düşünüyorum, Tamam onu biz bilmiyorum. hallederiz. Sen düşünme. Ben bitire basacağım çünkü. Çıkma diyor. Bak, gelmiyor musun? Hiç bilmiyorum. Hayatımda ilk defa canlı yayın açtım. Hiçbir şey planladığım gibi gitmedi. Artık bir sürçülisan ettiysek affola. Yani affınıza sığınıyoruz. Biz de öğreniyoruz. Öğrenmek ayıp değil. Bir yerden başladık yani. Bak, bak. Eyvallah. Az önce çıkınca da, yani yayını kapatınca da bir heyecanlandım. Hani, ne yaptım ben falan diye de. Hani ben yapmamışım. Yayın kopmuş gibi çevirmeye çalıştım. Neyse. Şevket abi yine online. Abi rica ediyorum, güzel bir şey yaz. Rica ediyorum. Canımsın Nurgül. O zaman hadi veda konuşmasını sen yap. Gelen giden yok. Biz de konuştuk. Abinin sesini duyuyorum, biraz heyecanlandım. Şey, sen çok ciddi konuşmalar yapıyorsun arada. Ben öyle bir şey yapmayacağım. İlk canlı yayınımız oldu. Deyip hani gayet ciddi değil mi? İlk canlı yayınımızdı. Bilmiyorum ben eğlendim. Bir dakika altta da yorumlara takılıyor gözüm. Şey, hiçbir şey söyleyemedim bayağı farkında. Yorumları okuyorum aşağıda. Keşke Şevket abinin karşısında sen kalsaydın ya. Ya Heh, ben bak ne yazdı Şevket abi demiş. Abi senden çok şey öğreniyorum. İyi ki varsın. İyi ki senin tedrisatından geçiyoruz. Eyvallah Ozan abi. Teşekkür ediyorum. ne yazmış ki? Seninle alakası yok. Yiğit bizim kardeşimizdir yazmış. Tamam.
İnsanın çıkası da gelmiyor, değil mi? Evet. Ya ben bir de hayatım yani yapar mıyım? Girebilir miyim bu topa bilmiyorum yani. Hayır bir Vallahi de hiç bilmiyorum görüntü. ben Özgür abi biraz Aa evet. çalışacağım bu konuda. Nasıl acaba başa tutturuluyor? He? Baş Abim teşekkür ederim. Ya ben Yayını zaten kapat. biliyordum. Yiğit'e söyleme ihtiyacı duyuyorsunuz. İşte sevinsin diye ya da arada işte. Ben biliyorum zaten. Teşekkür ederim. Şevket abini yorum buradayken böyle ben biraz daha reklamını yapayım Nasıl tutturdun onu? onu. Biz de artık öğreniyoruz. Biz de artık öğreniyoruz. No. Arkadaşlar hayır. Evet tamam. Bence. Ela abla diziden çıkacakmış. 15. sezonda dizide şehit olacakmış. Kim Enteresan. yazdı? Öyle miymiş? Ozan abicim. Bu konuyu bir aydınlatır mısın abi? Evet, ben biraz. Sana bağlı ne yapıyoruz? Yani kapatabiliriz artık. Çünkü yorum okuyoruz. Yani yine ben eğleniyorum. Bir de senin söylemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğin? Bilmiyorum ki bir Bir şeyler sorun. söylemeyi planlıyordum ama. Şunları söylemene gerek yok. Benimle canlı yayın yapmak çok güzeldi. Çok keyif aldım. Çok komiyim vesaire. Bunları geçebilirsin. Evet. Tamam. Bunları geçeyim mi kesin? Yoksa duymak Evet ister evet. misin? Bunlar bildiğimiz şeyler. Bence güzel bir yayındı. Eğlenceli oldu. Çok da hani arka sokaklar patentli ilerleyemedik ama bence güzeldi yani. Herkesin eline, yüreğine sağlık. Sohbetimize, muhabbetimize dahil olan herkese. Çok teşekkürler. Çok keyifli oldu. Öpüyorum seni. Herkese. Herkes, tam herkes. İyi akşamlar. İyi akşamlar.